yeniden burada olmak çok güzel. Umarım ilk video da insanlara faydalı olmuştur. Bugün de yine dilim döndüğünce yardımcı olmaya çalışırım. Bildiklerimi aktarmaya çalışırım. Masallar çok çok çeşitli biliyorsun. Yani insanlar var olalı beri anlatmaya devam ettiği için her topluluk kendi üretimlerini yaptı ve dünyanın her tarafında, farklı mitolojilerde, farklı halk topluluklarında farklı masallar anlatılmaya devam ediyor. İsteyen istediği masalı tabii ki anlatabilir ama ben hem yetişmiş olduğum, eğitimini almış olduğum ekole bağlı olduğumdan hem de zaten derdimiz bu toprakların masalları anlatılsın olduğundan daha çok Anadolu masalları anlatıyorum. Bu demek değildir ki diğerleri kötüdür. Hepimiz Grimm masallarını severiz, hepimiz Ezop'la büyüdük ama onlar zaten yeterince görünürlüğe sahip masallar. Bugün sokakta birine bir masal söyle dediğinde Kırmızı Başlıklı Kız'dan giriyor, Pamuk Prenses'ten giriyor. Ama Anadolu masalı söyle dediğinde de Keloğlan'dan öteye gidemiyor maalesef. O da yine bizim neslimiz için. Bugünküler belki Keloğlan bile diyemiyor. Çünkü onu bir animasyon karakteri zannediyorlar malum. Ama biz dilimiz döndüğünce bu toprakların masalları anlatılmaya devam etsin diye Anadolu masalları anlatmaya çalışıyoruz. Yani ben de Anadolu masalı anlatıyor olarak bilinmekten dolayı da mutluyum. Masalların bir sınırı var mı? Masalların bir sınırı yok çünkü söz uçar dedik değil mi? Söz uçuyor. Yani onu sen bir sınır kapısıyla durduramazsın ya da bir yazıyla, kitapla durduramazsın. Anlatılan her şeyin artık dilinden çıktığı an o gider. Tutamazsın onu. Masalların da dolayısıyla bir memleketi aslında yok. Anlatıldığı her yere aittir masal. Çünkü masallar öyle formlar ki bir çerçeve örgüsü tabii ki var. Yani biri yola çıkacak, o yolda başına bir şeyler gelecek, sonuçta erginlenecek, başaracak ve köyüne geri dönecek ve o ödülü bir kadınsa bir kadını, bir hazineyse bir hazineyi, bir pozisyonsa o pozisyonu ele geçirecek. Evet, çerçeven var ama içi senin işte ve o coğrafya o içini şekillendiriyor. Örnek veriyorum, bir İskandinav anlatısında kim bilir kaç tane dağ, kaç tane kar canavarı, kaç tane işte buzla kaplı mağaralarda kişilerin başına gelen şeyler vardır. Ya da Afrika anlatılarında mesela o topluluğa ait kutsal hayvanlar kimini ne kadar fazla geçiyordur. Mesela örümceği çok fazla kullanıyorlar Afrika masallarında. Çünkü o topluluk için, Afrika toplulukları için çok önemli. Ama bizim masallarımıza döndüğümüzde hep bir tilki karşımıza çıkıyor değil mi? Kurnazlıkla onu kafamızda kodlamışız. Ama Latin Amerika'da kim bilir ne var yani. Hani okumadığım şeyleri de söylemek istemiyorum ama coğrafyalar kendine göre dolduruyor onları. Örnek veriyorum, aynı coğrafya içinde de farklı. Mesela Anadolu'da aynı masalı, örnek verelim Keloğlan, Ege'de anlatıyorsan ona belki üzüm yedireceksindir. Ona oranın, oraya ait şeyleri yedireceksindir. Ama ben anlatıyorsam ona fındık yedireceğim. Çünkü yani ben o bohçasına fındık koymasını istiyorum. Çünkü benim coğrafyamda o var. Çerçeve aynı olacaktır. O Keloğlan o yola çıkıp o devlerle karşılaşıp onları yenecektir ama daha düz bir yerde onları yenmesi için belki başka bir katakulle yapması gerekirken benim coğrafyamda onları dereye doğru yönlendirip belki dereye kapılıp denize kadar gitmelerini sağlayacaktır Keloğlan. O yüzden şöyle diyebiliriz, masal çerçeveleri bir apartman gibi düşünürsek o apartmanın sütunları nasıl sağlam? Ama içini istediğin gibi boyayabiliyorsun. Orada da iş anlatıcıya, masalcıya, o masalın anlatıldığı bağlama dönüşüyor, bağlı oluyor. Bu aslında performansını da etkiliyor. Yani çocuklara başka anlatıyorsun, büyüklere başka anlatıyorsun, kadına egemen bir ortamda başka anlatıyorsun, erkek egemen ortamda başka anlatıyorsun. Ama masal şuralıdır demek, şuraya aittir demek, bu bizim ya siz bunu nasıl anlatırsınız demek aslında bu işe, masala, sanata, bilime çok da bir şey katmıyor. Ama sen onu alır, kendi coğrafyanla renklendirir ve yeniden anlatırsan işte o onun sürekliliğini sağlar ve o anlatılır gider. Grimm masallarından bahsedelim mesela. Evet, Almanya'da toplandılar ama anlatıcı kadının nereli olduğu hakkında farklı farklı söylemler var. Ondan sonra işte yazılara rastlıyoruz internette. Cinderella aslında Çinli bir Cinderella diye. Bunun çok bir önemi yok çünkü aynı kül kedisi Anadolu'da da var. Burada adı Fatma olmuş, küllü Fatma olmuş. Yüzyıllardır anlatıla gelmiş. Ama bugün işte küllü Fatma dediğimde kimse bilmiyor. Ama Cinderella dediğimde
kitabından örnek verebilirsin, filminden örnek verebilirsin. Aa, ben de Cinderella'nın kostümü var diyebilirsin. Aa, ben resmini yapmıştım, bak nasıl olmuş diyebilirsin. Bu biraz pazarlamayla ilgili bir şey. Grimm masalları evrensel bir boyut kazandı ama aslında her toprak kendi üretimini yaptı. Anadolu masallarının kaynakları aslında derlemelere dayanıyor. Bütün kültürel ürünlerde olduğu gibi derlemeler yapılmış. Yüzyıllardır yapılıyor aslında bu derlemeler ama bunların kimisi gayri ihtiyari, bilinçsizce yapılıyor. Diğerleri, bazıları daha sistematik yapılıyor. Bazıları bir üniversite çatısı altında yapıldığı için daha bilimsel yapılıyor. Ama tabii ki masallarımızın derlenmesi konusunda aslında bir sıkıntımız yok. Sıkıntımız o masalların o kitaplardan çıkıp genele yayılması konusunda var. Ama önce ben sorunun cevabını vereyim. Biz Anadolu masallarına nereden ulaşabiliriz? Ulaşmak isteyenler nereden ulaşabilir? Biz nereden biliyoruz? Dediğim gibi birçok kitap var. Ben elimdekilerden örnek vermek isterim. Örneğin Pertevnaylı Boratav adını duymayan yoktur. Pertevnaylı Boratav Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesindeki halk edebiyatı, halk bilim çalışmaları için çok önemli bir isimdir. Aynı zamanda çok önemli bir masal araştırmacısı, masal derlemecisidir. Kendisinin İmge Yayın Evi'nden çıkmış iki kitabı var. Mesela bizim için bunlar çok önemlidir. Biri Zaman Zaman içinde, diğeri de Az Gittik Uz Gittik. Masal ve tekerleme derlemelerinden, çalışmalarından oluşuyor bu kitaplar. Bu kitaplarda onlarca masal var ama bu masallar, örnek veriyorum, bu konuya hiç bilgisi olmayan ve bu videodan sonra bu kitabı alacak olan şöyle yapacaktır muhtemelen. Açacak böyle bunu. Bir sayfa masal. Nasıl yani diyecek, böyle bir sayfa masal mı olur? Burada kemik dediğimiz, iskeleti dediğimiz masalın sana özünü veriyor yazar. Çünkü bunu teyzenin birinden derlemiş, burada kaybolmasın diye arşivlemiş. Ama sen anlatıcı, her kimsen artık öğretmen, masal anlatıcısı, tiyatrocu, metin yazarı, o masalı alacaksın, yeniden üreteceksin. Her masal, her anlatı, her performans tekrarlandığında yeni bir şeye dönüşür. O yüzden ona baktığımda bu bir sayfa dediğimizde biz hep alışık olduğumuz yere gidiyoruz. Böyle saatlerce bir masal filmi var değil mi? Ya da dakikalarca anlatılan bir anlatı var. Anlat zaten o yüzden çerçeve halindedir burada. Örneğin şimdi açar açmaz Nohut Oğlan çıktı. Nohut Oğlan'ı bu videoyu izleyen kaç kişi biliyor bilmiyorum. Ama Parmak Çocuk dediğimde herkes bilir. Halbuki Nohut Oğlan Parmak Çocuğun hemşerimiz olanıdır. Onun dışında yine Tahir Alango adı bizim için çok önemlidir. Kendisinin Keloğlan masalları da Yapı Kredi Yayınları'ndan çıktı derlemesi. Billur Köşk masalları kitaplaştırması da yine Yapı Kredi Yayınları'ndan çıktı. Bu Billur Köşk masalları yine bu toprakların en önemli masal derlemelerinden biridir. Yüzyıllardır anlatılan masallar var bu kitapta. Hakeza Keloğlan'ın başına gelmiş masallar da bunda var. Bunların farklı versiyonları ve varyantları da tabii ki var. Yani bir buna baktığında nenesinden dinlemiş olduğu Keloğlan masalına rastlamayacak olan da olacaktır. Çünkü Keloğlan Anadolu coğrafyasında en çok anlatılan masallardan, dolayısıyla çokça çeşitlenmiştir. Tahir Alango da çok önemli bir isim. Ayrıca bir de Nakit Ezel. Nakit Ezel'in en hacimli masal kitabımız, şimdiye kadar gösterdiklerimden biri bu. Türk Masalları adıyla derlemiş ve Bilge Kültür Sanat'tan çıkmış bu kitap. Yine bunda çokça adını daha önce duymadığımız, böyle bir masal mı vardı dediğimiz masalla karşılaşacağınıza eminim. Çünkü kıyıda köşede kalmış çokça masalı yazar buraya koymuş. Daha hacimli masallar, uzun uzun yazılmış masallar var. Örneğin Ağlayanlar ile Gülen Ayva çok güzel masallardan biridir. Ondan sonra birkaç örnek vermek istiyorum. 40. Oda, 40 Oda hikayesini bilirsiniz. Çok kıymetli de bizim masallarımızda. Yine Nakit Ezel'in bu kitabı da bize çokça kaynaklık ediyor. Burada başka bir Türk masalları kitabı var. Bunun hikayesini anlatmak istiyorum. Derleyenin adı KD diye geçer ve Osmanlı coğrafyasında yapılmış ilk derleme masal kitabı olduğu söylenir. Ancak KD'nin kim olduğu hakkında çeşitli spekülasyonlar var. Bu konuyla ilgili yapılmış çalışmalar var. En son bir çalışmada bulunduğu, tespit edildiği söylendi. Onlar akademik, bilimsel çalışmalar. Ben okumadığım için şu an bilgi vermek istemiyorum ama bizim için önemlidir. Kim olduğunu bilmediğimiz, kadın olduğu iddia ediliyor mesela. Bir derleyici, dinleyici masal anlatılan ortamları gezmiş ve o masallardan 13 tane yanlış hatırlamıyorsam derlemiş ve tarihe bir not düşmüş. Adını da yazmamış. KD olarak kendini yazmayı
tercih etmiş ve bugün bizim için en eski kaynaklardan biri olduğunu söylediğimiz eserlerden biri. Yine Hasan Latif Sarıyüce'nin Anadolu Masalları kitabı da çok kıymetlidir. Öğrencilerine yaptırdığı, kendi yaptığı derlemelerden oluşmuş bir masal kitabı. Çokça masal var içinde, çok da güzel masallar var. Bu da bizim için önemli bir kitaptır. Bunlar benim sadece elimdekiler. Bunun dışında Ignaz Kunoş'un, Eflatun Cem Güney'in, çokça masal kitabımız var aslında. Ama dediğim gibi kitap çok, sıkıntı o kitaptaki masalların, kahramanların bilinmemesi, anlatımın devam etmemesi, arşivlemeden, hapsetmekten öteye geçemememiz, geçilmemesi. Bizim bunları, hadi bana bir masal kahramanı söyleyin diye sorduğumuzda Pamuk Prenses'ten, Yedi Cüceler'den öteye geçemememize sebep olan şey bu aslında. Eksiğimiz şu aslında, yani evet çokça kitap var ama biz bunları niye bilmiyoruz, yani kahramanlarımızı ya da masallarımızı niye bilmiyoruz diyoruz. Eksik şu, derleme ve hapsetmeyle yetinildiğini görüyoruz tarihsel süreçte. Evet, halk bilim çalışmaları yapılmış, halk evleri derleme gezilerine çıkmış, başka dergiler yine derleme gezilerine çıkmış, üniversitede yeniden bazı çalışmalar başlanmış, öğrencilerle beraber derlemelere çıkılmış. Ancak bu sözlü kültür ürünlerimiz kaydedilmiş, arşivlenmiş, dergilere, kitaplara koyulmuş ve bir dolaba, bir kütüphanede bırakılmış. Mesela türkülerimizi gibi düşünelim. Eğer söylenmiyor olsaydı, aktarılmıyor olsaydı türküler de bir plakta, bir kenarda, TRT arşivinde, başka kurumların arşivinde kalacaktı. Ama türküler hala söylenmeye, aktarılmaya devam ediyor. Ama masallarımız çok küçük bir camiada kalmış. Geleneğimizden koptuk diyemem. Hala anlatıcılarımızı biliyoruz, geleneksel anlatıcılarımızı. Hala müzede, okulda, orada, burada, evet bana nenem şunu anlatırdı diye gelen arkadaşlarımız, ziyaretçilerimiz oluyor. Ama toplumun geneline bu yayılmıyor. Çok küçük bir yerde kalıyor. Kentleşme bunu etkiledi. Çocuklar artık neneleriyle, atalarıyla bir arada yaşamıyor. Annenin çalışma hayatına girmesi bunu etkiledi. Çocuk çok erken yaştan itibaren kreşe, okula gidiyor ve beraber bir ortamda bulunmuyorlar. Tarım toplumundan kopmak bunu etkiledi. Çocuklar herhangi bir imece usulünü, beraber çalışılırken üretilen türküleri, manileri ve o yorgunlukla eve gelindiğinde anlatılan masalları ya da anne baba tarladayken nenenin torunu anlattığı hikayelerle beraber büyümüyorlar. Sosyolojik yapının değişmesiyle etkili bir şey var. Ama onun dışında eğitim müfredatımıza Anadolu masallarının sokulmaması, sokulursa da işte onun oradaki bir müfredattaki bir metinden öteye geçememesi de bunu etkiledi. Bunu geleneksel halk tiyatromuzda da görüyoruz. Evet, Karagöz metnini herkes görüyor ama Karagöz oyununu çok az insan görüyor. Ya da orta oyununu, kulaktan dolma, kimsenin gerçekten bir orta oyunu izlediği yok aslında. İşte biz bu bilimsel bilgiyi, akademik bilgiyi, müfredattaki bilgiyi uygulamaya geçirme noktasında bazı sorunlar yaşamışız galiba tarihsel süreçte. Ve bu anlatılarımızı artık anlatı ortamlarımızın değiştiğini düşünerek, dediğimiz gibi geniş aileler bitti, tarım toplumu bitti, köy toplumu bitti gibi, çekirdek aileye geçildi, artık çocuklar daha çok okulda gibi şeyler göz önünde bulundurularak bu aktarım mekanlarımızın değişmesi lazım. Örnek veriyorum, müzeler artık bir aktarım mekanı, tiyatrolar, sinemalar, o eserler artık bir kültürel aktarım yeri, televizyon bir kültürel aktarım vasıtası artık. Hele bugün gördüğün gibi bilgisayar, sosyal medya, dijital dünya bir kültürel aktarım ortamı. İşte bu kültürel ürünlerimizi bu yeni dünyaya adapte etmekte sıkıntı yaşamışız biz. Romanlar yazmışız. İçinde hiç örnek veriyorum çocuk oyunu olmayan filmler çekmişiz. Romanlar yazmışız, karakterlere hiç fıkra anlattırtmamışız. Oyuncaklar yapmışız, hep onları prenseslere özendirip yapmışız. Hiç bizim sultanlarımıza, şalvarlı teyzelerimize, işte cepkenli dayılarımıza benzeyen oyuncaklar yapmamışız gibi. Dolayısıyla çocuklar o kültürel aktarım ortamından kopunca o şey, aktarımda bir kesinti olmuş diyebiliriz. Geleneksel çocuk oyunları da böyle mesela. Benim iki nesil önceki nenem, dedem bir fodik oynamayı biliyor. Mangala dediğimiz şey. Ama benim annemden bana geçmemiş o. Çünkü onlarla yaşamamışım. Kentleşmeyle beraber kültürel bir oyunu icra edeceğimiz bir yer kalmamış. Kalabalıklar kalmamış. Köy seyirlik oyunları oynanmamış artık kent ortamında gibi. Sosyolojik bir şeye de bağlı olduğu gibi
idari siyasi yapıya da bağlı. Çünkü devlet aklı bunu düşünerek hareket etmemiş denilebilir. Yo, hiçbir şey için geç değil. Çünkü zaten ufak ufak tamamen kopmadık hiçbir şeyden. Karagöz'ü hala herkes biliyor. Keloğlan'ı hala herkes biliyor. Masal anlatmak dediğimizde herkes bir masal anlatmanın ne olduğunu biliyor. Köy dediğimizde herkesin kafasında bir şey var. Beş taş oynamayı iyi kötü herkes biliyor. Sekseyi biliyor. Ama bunu daha profesyonel, daha sistemli yapmak lazım. Bunun için de şahsi teşebbüsler tabii ki çok kıymetli. Herkes etrafını renklendirir çünkü. Ama daha üstten de bir şey yapılması lazım. Örnek veriyorum, ben eğitim fakültelerine gidiyorum. Arkadaşlarımız var ya da eğitime gidiyoruz. Türkçe öğretmenlikleri, edebiyat öğretmenlikleri bu çocuklara öğretmen olacaklar ve artık bizim çocuklara bir şey göndermek için anneyi babayı değil öğretmeni kazanmamız gerekiyor. Hak verirsiniz ki çocuk artık çok daha fazla okulda öğretmeniyle vakit geçiriyor. Ve ben eğitim fakültesi öğrencilerinin Anadolu masalları bilmediğini, hiç etnografya ya da somut olmayan kültürel miras müzesi gezmediğini, hiç ders müfredatlarının içerisine kültürel unsurlarla aktarım için herhangi bir şey sokmadığını fark ettiğimde çok üzülüyorum. Ya da bize ziyaretçi gelen benim başka ortamlarda karşılaştığım öğretmenlerimizden siz de bir masal anlatır mısınız, siz de bir türkü söyler misiniz dediğimizde o öğretmenlerin de bu konuda eksik olduğunu görüyoruz. Ama son dönemde Milli Eğitim Bakanlığı Türkçe okul öncesi sınıf öğretmenlikleriyle çok büyük bir proje başlattı. Bunun meyvelerini topladık ve toplamaya da devam edeceğiz inşallah. Bunun gibi o bir ışık, o bir ışık, o bir ışık yaka yaka ortalık aydınlanacaktır diye düşünüyorum. Öncelikle ben üniversite öğrencilerine, öğretmenlere çok iş düştüğünü düşünüyorum. Bu birincisi. İkincisi, aileler çok kıymetli. Aileler çünkü çocuklarına bir fantastik film izletmek ne kadar kıymetliyse, ya bunu tartışmayacağım fantastik sinema hayranı bir insan olarak. Batı mitolojisini göstermek ne kadar çok şey katıyorsa, Anadolu topraklarındaki kültürel üretimleri de öğretmek çok şey katıyor. Yılbaşı arifesindeyiz. Mesela ondan örnek verelim. Yılbaşında her taraf kırmızılara bürünüyor. Çünkü bir Batı'nın dayattığı bir tek tipleşen bir yılbaşı hengamesi var diyelim. Tamam, çok güzel. İsteyen istediğini yapabilir. Ancak bir Hıdrellez'de bir dilek bağlatmak insanlara bağnazlık gelmemeli. Bu topraklarda ağaçların da bir ruhu olduğuna bir kutsiyet atfedilmiş. Bu topraklarda yüzyıllarca Mayıs'ın 5'inde 6'sında Hızır'dan dilekler dilenmiş. Bunların hepsi inanç. Batı toplumunda çocuk Noel Baba'nın gelişine nasıl inanıp bekliyorsa biz de Hızır'ın gelişine inanıp bekleyebiliriz. Bunda kötü bir şey yok. O yüzden komplekslerimizden de arınmamız gerektiğini düşünüyorum. Çok özür dilerim. Bundan başka da renkli olmaya da açık olmak lazım. O çocuk Beyblade oynuyorsa topaç da atabilsin. O çocuk tavla öğreniyorsa, bilgisayar oyunlarını öğreniyorsa, beş taşı da mangalayı da bilsin. O kız, o çocuk ip atlayabilsin, esnekliği kazanabilsin, jimnastiğe de gitsin ama ip de atlayabilsin. Sokakta ne yapacağını bilsin çocuk. Bunu salgın döneminde çok fena hissettik. Ya evde kaldı herkes ve kimse ne yapacağını bilmiyor. Hele bir de Allah göstermesin elektrikler giderse yandık. Ama şunu fark ettik salgın döneminde, kültürel üretimler durmadı. Herkes mutfağa girdi. Herkes annesiyle, babasıyla, atasıyla zaman geçirmeye başladı. Belki orada bir muhabbet oldu. Masal anlattı nenesi, dedesi. Askerlik hikayesini anlattı. Askere nasıl gittiğini anlattı. Belki nenesi düğün zamanında bizim zamanımızda böyle böyle olurdu diye anlattı. Sosyal medyada dünyanın masal anlatımı yapıldı. Yapılmaya devam ediyor. Karagöz izledi çocuklar bu sayede. Belki bu salgın olmasaydı hiçbir ana baba çocuğunu elinden tutup bir Karagöz oyununa götürmeyecekti. Ama şimdi izlediler hep beraber ve herkes çok mutlu oldu. Kimse bu nedir demedi. Çok mutlu oldu. Demek ki kültürel üretimler hep kıymetliydi ama biz onları görmezden geldik, göz ardı ettik, öncelemedik. Çocuğa markalı bir oyuncak almak çok daha kıymetli geldi. Al oğlum oyna dedik ama onunla beraber bir tik tak o parayla oynardık ki okulda. Onu beraber yapıp beraber oynamak ya da bir rüzgar gülünü beraber yapabilmek bunun ne kadar kıymetli olduğunu bu dönemde daha çok gördük. Umuyorum bu bir furya halinde esip geçmez, geçmemeli. Kıymetini gördüğümüzü düşünüyorum. Dediğim gibi mutfak da bunun bir örneğiydi mesela. Biz her şeyi istettik bugüne kadar, değil mi? Her şey geldi parmağımızın ucunda.
Ama o kışlıklar, o sakladıklarımız, o ekmeği yapabilmek, mutfakta bir şey üretebilmenin ne kadar kıymetli olduğunu gördük. Ben de bunu fazlaca gördüm. Kızlar anneleriyle mutfağa girdiler belki. Bugüne kadar hiç merak etmedikleri şeyler lazım oldu, öğrendiler. O yüzden masal üzerinden çıktık ama kültürel aktarım kıymetlidir, önemlidir. Büyüklerden bir şey öğrenmek başka bir şeydir. Evet, YouTube'da her şey var, her şey var. Ama YouTube'dan bulmaktansa annemden gördüğümü yapmak çok daha önemliydi. Sıkıştığın yerde yine bakarsın, teknoloji kıymetli. Bakın bizi de buluşturuyor. Ama yüzyıllardır aktarıla gelen şeyler zaten varlar bizim toplumumuzda. Sadece bunları keşfetmemiz lazım. Bunun için de algılarımızı, kulaklarımızı açmamız lazım diye düşünüyorum ben. Hay hay, anlatalım. O zaman madem böyle evdeyiz, böyle de güzel ortamlar sunuyorsun bana. Herkese ulaşsın diye, herkes fark etsin diye bu topraklardan bir hikaye anlatacağım sizlere. Namı diğer Nardaniye. Diyarlardan birinde güzeller güzeli bir kız çocuğu yaşarmış. Anası yok, bir babası. Bir de kedisi, köpeği, kuzusu, buzağı. Yaşar giderlermiş babasıyla. Mutluymuş mutlu olmasına. Ama kız büyüdükçe babası dertten derde girermiş. Ne yapacağım ben bu kızla diye. Düşünmüş, taşınmış, köyde kıyıda bir dikiş hocası varmış. Bizim kızı demiş, vereyim yanına. Hem kadın kadına zaman geçirirler, hem de belki bir şeyler öğrenir de vakti çok geçmeden evlendiririm onu diye. Hay hay demiş Nardaniye, olur, seve seve. Gözleri üzüm gibi, yanakları nar tanesi gibi bizim Nardaniye genç kızlığa dönerken başlamış dikiş hocasının yanına gitmeye. Çok da sevmiş, sevmiş ya, başına gelecekleri bilmezmiş. Bu dikiş hocası çok becerikli ha, bildiği bütün ilmi de Nardaniye'ye öğretmiş. Ama bilmedikleri bir şey varmış. Bizim dikiş hocasının gözü Nardaniye'nin babasındaymış. Günler günleri kovalamış, günler günleri kovalamış. Dikiş hocasıyla Nardaniye'nin arasından su sızmazmış. Bir gün açılmış Nardaniye'ye. Sen beni çok seversin demiş, bilirim. Baban da yalnız, ben de yalnızım. Ne yapsak, ne etsek de hiç ayrılmasak Nardaniye. Haber teyze yılmış. Konudan komşudan, ondan bundan fısıltılar fısıltılar Nardaniye'nin babasının kulağına gitmiş. Düşünmüş adam. Olur mu? Olmaz mı? Olurdu, olmazdı derken evlenmişler. Köy yeri, bekar adam, genç bir kız. Hay hay demiş herkes, konuğu komşu, olur olur sizin iş. Evlenmişler. Nardaniye nasıl mutlu, nasıl mutlu. Hayatta sevdiği iki kişi. Bir babası, bir de dikiş hocası. Başlamışlar beraber yaşamaya. İlk başlarda her şey güzelmiş ha. Ama sonra bir şey olmuş bizim dikiş hocasına. İstememeye başlamış Nardaniye'yi o evde. Çünkü Nardaniye büyüdükçe. Ama nar tanesi yanında halt etmiş. Öyle bir güzel. Dikiş hocası yaşlandıkça kadın kısmı çöküyor, ne yapalım? Gencecik bir kızı istememiş yanında. Ne yapsam, ne etsem de bundan kurtulsam diye düşünürken bir yandan da babasını fitlermiş. Bey, bey, bu kız çok güzel oldu. Sürekli dışarıda. Bu kız çok güzel oldu. Çoluk çocuk, oğlanlar, erkekler hep bunun yanında. Bey, bey diye diye adamcağızın kafasını şişirirmiş. Adam da bilirmiş, kız çok güzel oldu. Daha da güzel olacak. Kapının önünden geçen oğlanlardan farkındaymış. Farkındaymış da bir kızı, bir tanesi, Nardaniyesi ne yapabilir ki? Anne farkındaymış bu adamın bu kızdan vazgeçmeyeceğinden. O yüzden aklına bir fikir gelmiş. Laf çıkartmış kendi ağzıyla Nardaniye için. Onunla bununla düşüp kalkıyor demiş herkese. Çeşmenin arkasında, caminin yanında, ırmağın başında, orada burada gördü.
ufacık bir laf ağızdan çıktığı gibi bütün köyü dolaşmış. Herkes Nardaniye'yi konuşur olmuş. Köşe başlarında, çeşme başlarında fısır 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 fısır. Herkes Nardaniye'yi konuşurmuş. Zavallı babasının da kulağına gelmiş bu laflar. Kahvede, camide, durakta, pazarda, orada burada. Zavallı adam herkesin dudağında, ağzında, dilinin altında Nardaniye, Nardaniye, Nardaniye. İllallah etmiş bir gün artık. Karısı bir yandan, sokaktakiler bir yandan. Nardaniye'nin dünyadan haberi yok ama babası demiş ki, Nardaniye, yarın dağlara çıkıyoruz, odun yapacağım. Sevinmiş Nardaniye, en sevdiği şeymiş babasıyla kırlarda, dağlarda gezmek. Annesiyle de bu aralarda zaten arası açıkmış. Tamam baba demiş, olur. Neden olmasın? Ben yarın hazırlarım her şeyimizi, çıkınımızı, azığımızı, gideriz. Ben sana eşlik ederim demiş. Mutlu mutlu uyumuş. Yarın başına geleceklerden hiç haberi yokmuş. Ertesi sabah gün daha doğmadan babasıyla yola düşmüşler. Gitmişler, gitmişler, gitmişler. Nardaniye'nin çok iyi bildiği küçükken koyunları otlattıkları kırların tepesinde, kırların ormanla birleştiği yere varmışlar. Nardaniye yine kediler, köpekler, kuşlar, böcekler, ağaçların kovukları, ağaçların kozalakları, yaprakların hışırtısı gününü geçirmiş. Babası da bir yandan gerçekten odun yapar, bir yandan da nasıl olur da Nardaniye'yi burada bırakırım diye düşünülmüş. Gün akşama dönerken ikisi de çok yorulmuşlar. Babası demiş, gel Nardaniye, uzan dizlerime, biraz dinlenelim. Nardaniye uzatmış başını babasının dizlerine, babası başlamış anlatmaya. Eski günlerden konuşmuşlar, annesinden konuşmuşlar. Nardaniye'nin bebekliğinden kıpkırmızı nar tanesi gibi kocaman yanaklarından konuşmuşlar. Bizimki dalmış uykuya. Babası biraz daha okşamış saçlarını kızının. Koklamış saçlarını kızının. Dayanamazmış ya, gitmesi lazımmış. Dizini çekip Nardaniye'nin başının altına kocaman bir taş koymuş. Nardaniye sadece sağından soluna dönmüş. Hiçbir şeyden haberi yokmuş. Nardaniye uyandığında etraf kapkaranlık olmuş. Sağa bakmış, sola bakmış. Babasına seslenmiş, çığlıklar atmış. Ne gelen var, ne giden. Nardaniye neden terk edildiğini anlamış mı bilinmez ama orada durursa ya kurtlara, çakallara yem olacağını anlayınca düşmüş yola. Dizlerinin dermanı yettiğince yürümüş, 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 yürümüş. Uzaklarda ağaçların arasında küçücük titrek bir ışık görmüş, oraya doğru yönlenince bir bakmış yıkıldı yıkılacak bir kulübe. Camdan içeri baktığında da sanki bir sürü adam mı var ama yapacak bir şey yok. Çalmış kapıyı. Evet, gerçekten bir sürü adam varmış. Kapıyı 40 tane ya var ya yok harami açmış. Nardaniye korkmamış ama dikilmiş karşılarına. Yolda izde kaldım, yalıda yabanda kaldım. Çakallara yem olmamak için kapınıza dayandım. Tanrı misafiri kabul eder misiniz demiş. 40 harami önce kendi arasında bir tartışmış. Buyur etmişler, buyur etmişler ya, bundan sonra ne yapmalı? Bunu birimiz kendimize eş alsak diğerlerimiz kıskanırız. Kovalasak günahtır. En iyisi mi bu bizim bacımız olsun? 40 tane adamız ortalığı şey götürüyor. Eli değer, kadın eli değer, yemeğimizi yapar. Biz de hiçbirimiz ona elimizi sürmeyiz. Tamam mı? Tamam demişler. Nardaniye durumu bildirmişler. Çok sevinmiş Nardaniye çünkü hem nerede olduğunu bilmiyor, köyüne dönemezmiş, hem de dönerse başına ne geleceğini bilmezmiş. Bir kafasının üstüne bir çatı buldu ya, yaşar gidermiş Nardaniye, çok bir şey beklemezmiş ki. Beklemezmiş ya. Nardaniye orada mutlu mesut yaşarken biz haberi üvey anneden verelim.
kocası nardaniyetsiz bir şekilde eve geldiğinde bizim üvey anne çok sevinmiş. Artık o evin tek kadını kendisiymiş. Birkaç gün geçmiş. Bizimki nardaniyeden ses soluk çıkmayınca tamam artık demiş ya. Kocam da benim, ev de benim, buralar benim. O gece kocaman bir ay varmış gökte. Sini gibi bembeyaz bir dolunay. Üvey anne kapının önünde yürürken seslenmiş aya. Ey ay demiş, güzel ay. Ben mi güzel, sen mi güzel? Masal bu ya, ay dile gelmiş. Ne ben güzel demiş, ne sen güzel. İlle de nardaniye güzel. Bunu duyan üvey anne, nardaniyenin hala bir yerlerde hayatta olduğunu anlamış. Ne yaparım, ne ederim diye günlerce yatakta dönmüş durmuş. Ha demiş sonra, buldum. Nereye saklanabilir ki? Yazıda yabanda ya haramilerin yanına saklanmıştır ya bir mağaraya. Dur ben buna bir iş edeyim, bir oyun edeyim. Bu işi kendim kökünden bitireyim. Bu sümsük adamdan bir şey olacağı yok. Kapanmış, örtülmüş. Yaşlı bir koca karı gibi koluna taktığı sepetiyle yola düşmüş. Sepette kara yemişler varmış. Bilirsiniz. Şöyle çekirdekli, mayhoş, koca koca kara yemişler. Nardaniye bunlara asla hayır diyemez demiş. Bir de güzel zehirli otlarla onları zehirlemiş. Tahmin ettiği gibiymiş. Nardaniye'yi bir kulübede camın önünde yine kuşlarla söyleşirken bulmuş. Salak kızmış içinden. Salak mı kız? Hep böyleydi zaten. Kuşlar, kediler, böcekler. Dur ben şunun işini bitireyim. Yanaşmış nardaniyeye. Yolda izde kaldım kızım demiş. Kiminle konuştuğunu bilmeyen bizim iyi niyetli nardaniye hemen buyur etmiş bizim neneyi içeri. Abileri ona asla kimseyi kapıyı açma demesine rağmen. Bir su isterim, başka hiçbir şey istemem demiş nene. Allah razı olsun, Allah razı olsun. Benim sana verecek bir şeyim yok ki duamdan başka. Ha, kara yemişlerim var ama sever misin? Bayılır, bayılırım demiş nardaniye. Ama gerek yok, Allah rızası için ben sana bir bardak su verdim. Ölümü gör deyince nene, almış bir iki salkım. Camın önüne oturmuş, nenenin gidişine bakmış. Nene gitmiş, gitmiş ya. Nardaniye camın önünde tam ağzını atacak kara yemişleri, kuşlar dadanmış. Kuşlar nardaniyeyi çok severlermiş. Bizim saf nardaniye dayanamamış, atmış kara yemişleri kuşlara. Ama kuşlar onlara gagalarını daldırdıkları gibi küt. Patır 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 bütün kuşlar bir salkım kara yemişle ölmüş gitmiş. Tam nardaniye ne oluyor diyeceği sırada abiler küt içeri girip manzarayı, kuş ölülerini görünce nardaniyeye sormuşlar. Bugün buraya biri mi geldi diye. Nardaniye olanları anlatmış. Abiler hemen anlamışlar. Nardaniye bu eve kimseyi alma demedik mi diye bağırmışlar. Bizim saf nardaniye hala peşinde kimin neden niçin olduğunu anlamadığı için üzülmüş, korkmuş. Tamam demiş, bir daha kimseyi almam. Nardaniye o şekilde atlatmış ama bizim üvey annenin bundan haberi yokmuş. Ay yine dolunaya döndüğünde yine açmış ellerini, bakmış gözleriyle o sini gibi aya. Ey ay demiş, ben mi güzel, sen mi güzel? Ay yine dile gelmiş. Ne ben güzel demiş, ne sen güzel. İlle de nardaniye güzel. Anne yine küplere binmiş. Bu kız nasıl oldu da kurtuldu, bunu kesin koruyan biri var demiş. Dayanamamış, bir iki gün geçmiş geçmemiş yine bu sefer böyle eli kolu tutmayan bir dilenci kılığında yüzü gözü kir pas içinde düşmüş yola. Bu sefer bohçasında bir avuç fındıkla. Dayanamaz ki nereden ya fındığa demiş. Kır karaminin kapısına dayandığında nardaniye kapının önünü süpürmekteymiş. Ta ötelerden görmüş
topallaya topallaya gelen bu dilenciyi. Açmış avcunu, dilenmiş. Benim bir şeyim yok ki demiş Nardaniye. Anca dua ederim sana sağlığın için. O zaman demiş, ben sana bir şey vereyim. Bir avuç fındık uzatmış. Nardaniye fındığa dayanamazmış. Nereliymiş bu Nardaniye acaba? Fındığa dayanamazmış. Almış bir avuç, etmiş duasını. Dilenci düşmüş yoluna. Nardaniye bakmış arkasından. Hiçbir şey düşünmeden ağzına ilk fındığı attığı gibi hı, burasına takılmış. Soluğu kesilince oraya uzanmış. Abileri geldiklerinde Nardaniye'yi kapının önünde yanında 3-5 tane fındık uzanmış görmüşler. Yüzünde renk var. Canlı gibi Nardaniye, hala çok güzel. Sanki nefes alır gibi ama kalbi atmazmış. Soluğu çıkmazmış. Kırk harami. Kıyamamışlar bu güzelliğe. İnanamamışlar öldüğüne. Yaslarını tutarken Nardaniye'yi üstü açık bir tabuta yatırmışlar. Almışlar omuzlarına, başlamışlar civarda gezmeye. Gezerken yolları oraların merkezine düşmüş. Herkes 40 tane adamın sırtındaki üstü açık bir tabutta dünyalar güzeli bir kızı gezdirdiğini görmüş. Herkes birbirine söylemiş, bunlar ne yapıyor, bunlar ne yapıyor, bunlar kim demiş. O fısıltılar, tebdil kıyafet halkın arasında gezen ve o an orada kahvede oturan civarın şehzadesinin kulağına gitmiş. Tabutun içine baktığında gördüğü manzaraya inanamamış. Bu güzellik ölü olamaz demiş, bu ölü değil. Abiler demişler, biz elimizden geleni yaptık ama kurtaramadık. Şehzade demiş ki, ben civarın şehzadesiyim, bu diyarın şehzadesiyim ve hekimbaşılar, lokman hekimler hepsi emrimde. Siz bana verin bu kızı, ben onu kurtarırım, iyi ederim. Abiler şehzadeye karşı gelememişler ama kardeşlerini de vermek istememişler. Söz ver demişler şehzadeye. Lokman hekimler baksın, hekimbaşılar baksın, aktarlar baksın ama sonra bize kardeşimizi geri ver. Eğer kurtaramazsan. Hay hay demiş şehzade, almış tabutu, götürmüş saraya. Herkes seferber olmuş, nabızlara bakılmış, kalpler yoklanmış. Bildikleri bütün sağaltım, tedavi yöntemleri uygulanmış. Kötü haberi şehzadeye vermek zorunda kalmışlar. Kurtaramadık şehzadem. Şehzade kızmış, çok kızmış. Ama ölümün karşısında ne gelir elden? Yarın teslim ederiz diye o gece o dünyalar güzeli Nardaniye'yi sarayda bırakmışlar. Şehzade çıkmış odasına, döne döne uyumaya çalışırmış. Ama bir kişi, saraydaki bir kişi hala Nardaniye'nin başındaymış. Doğduğu günden beri şehzadeyle birebir ilgilenen hekimbaşı, onun bu kadar üzülmesine dayanamayıp Nardaniye'nin başında hala dönüp dururmuş. Orasına dokunurmuş, buralarını yoklarmış, her tarafına bakmış. Sonra birden şurasındaki sertliği fark etmiş. Ne ola ki diye bastırır bastırmaz Nardaniye boğazındaki fındık tanesini dışarı fırlatmaz mı? Nefes nefese ayağa kalkmaz mı? Hekimbaşı şehzadeye nasıl haber vereceğini bilememiş. Hemen uyandırmış onu. Sabahı zor etmiş şehzade. Sonra karşılaşmışlar. Şehzade zaten ölüsüne vurulduğu Nardaniye'nin dirisine talip olmuş. Nardaniye de onu hayata döndüren bu adama hemen aşık olmuş. Abilerine güzel haberi vermişler. Vermişler ya, Nardaniye'nin bir isteği daha varmış babası. Kırk harami, şehzade, Nardaniye ve bütün saray ahalisi dayanmışlar Nardaniye'nin babasının küçük evinin kapısına. Karşısında kızını gören baba, böyle bir mutluluk yok. Ama karşısında Nardaniye'yi gören üvey anne ne yapacağını şaşırınca artık itiraf etmiş.
Üçtür karşıma çıkıyor bu kız. Kurtulamadım gitti demiş. Bunu duyan baba pişman olmuş. Yaptıklarına, o kadına uyduğuna, onunla evlendiğine pişman olmuş. Şehzade çok sinirlenmiş. Kırkarami çılgına dönmüş. Ve üvey anneye demişler ki, sen ne istersin? 40 katır mı verelim sana, 40 satır mı istersin? 40 satırın ne yapayım demiş. 40 katır verin de bari varıp yurduma gideyim. Üvey anneye sonra ne olduğu bilinmez. Yazıda yabanda kurt mu kaptı, katırlar mı tepti? Ama Nardaniye ile şehzade 40 gün 40 gece bir düğün yapmışlar. Bir düğün yapmışlar. Hala anlatıla gelir. Baba da artık onlarla sarayda yaşar giderlermiş. E onlar ermiş muradına. Biz de çıkalım kerevetine. Çıkalım çıkmasına da biz kerevete çıkarken gökten 3 elma düşmüş. Biri Nardaniye'nin, Dürdane'nin, Küllü Fatma'nın. Bu topraklarda masalları, hikayeleri anlatıla gelen bütün kadınların başına. İkincisi bu masalları anlatmaktan asla vazgeçmeyen nenelerin, ataların, öğretmenlerin, anlatıcıların, hikayecilerin, bütün sözle hemhal olmuş herkesin başına. E üçüncüsü de bu masalı sizle buluşturmama vasıta olan Cihan'ın başına gelsin. Ben teşekkür ederim Cihan. Umarım herkese yeni bir kapı açılmıştır. Umarım herkes bu konuyu merak etmiştir. Benim bu konuyla ilgili konuştuğum herkesten tek bir ricam, tek bir ödevim oluyor. Lütfen herkes büyüklerine bunları sorsun. İlla ki bir şey çıkacak. Çıkmaması mümkün değil. Sadece insanlar bunları unuttular. İnsanlar hayatın koşturmacasında bunların farkındalığını kaybettiler. Evde en yakın büyüğümüz kimse, annemiz, babamız, nenemiz, görüştüğümüz büyük halamız, dayımız, size küçükken uyumanız için yaramazlık yapmayın diye, anneyi babayı rahatsız etmedin diye ne anlatırlardı? Aklınızda ne var diye lütfen sorsunlar. İllaki bir şeyler gelecektir. Merak edenler için kaynaklar verdim. Ayrıca sosyal medyada çokça anlatımlar düzenleniyor. Merak eden Anadolu masalları başlığı altındaki bu tarz anlatıları kovalayabilir, kurcalayabilir. Ben de buralardayım. İsteyen herkes ulaşabilir. Bana bu fırsatı sunduğun için, Anadolu masallarının dinleyicilerle ulaşmasına sebep olduğun için ben çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere yeni yayınlarda umuyorum.